Samimi Haber YouTube kanalından hepinize mutlu günler diliyoruz. Samimi Analiz programıyla karşınızdayız. Sosyal güvenlik uzmanı Murat Bal yayın konuğumuz. Öncelikle yayınımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi yayınlar Aleyna Hanım. Kolay gelsin efendim. Teşekkür ederim. Şimdi biz haberlerimizde yer veriyoruz. Özellikle de emeklilik sistemiyle ilgili bir takım değişiklikler yapılacağı sinyalleri sürekli konuşuluyordu. Son olarak da AK Parti Grup Başkanı Sayın Abdullah Güler'den emeklilik sistemiyle alakalı şöyle bir cümle geldi. Daha adil, daha dengeli ve en önemlisi de sürdürülebilir bir sistem üzerinde çalıştıklarını belirttiler ki belki de en çok zorlandığımız konulardan biri sürekli değişen bir sistem üzerinde ne yapılacağını bilmiyor oluşumuz. O yüzden de özellikle de vurguladığı sürdürülebilir olması şeklinde. Nedir burada alınan kararlar, detaylar neler? Hemen sizden alalım. Evet, sizin de söylediğiniz gibi son dönemlerde özellikle üst seviyede kulis bilgileri geliyor. Abdullah Güler de AK Parti'de grup başkanı. Grup başkanı çok önemli. Bütün grup başkan vekillerinin de bağlı olduğu, yani bütün AK Parti grubunun aslında lideri meclisteki. Ve kendisi yaptığı açıklamada da emeklilik sistemiyle alakalı ciddi düzenlemeler olacağını söylüyor. Bunun içinde en çok öne çıkan başlıklardan bir tanesi, isterseniz tek tek başlayalım. En çok öne çıkan başlıklardan bir tanesi kıdem tazminatı. Kıdem tazminatı ile alakalı olarak da bir fon oluşturulacağı ve bu fonda toplanacak paralarla daha sonra da çalışanların işten ayrıldıkları zaman kıdem tazminatlarını bu fon üzerinden alacaklarına dair bir çalışma olduğunu kulis bilgileri gelmişti daha önce de. Ama şöyle bir şey söyleyeyim size. Şu anda kıdem tazminatı fonuyla alakalı ne çalışanlar buna istekli ne de işverenler istekli. Düşünün siz 5-10 sene sonra işten ayrılacak, bir siz patron olduğunuzu düşünün. 5-10 sene sonra işten ayrılacak bir işçi için siz o işten ayrıldığında eğer kıdem tazminatını hak edecek şekilde ayrılmışsa o zaman ödüyorsunuz. Ama şimdi siz daha kıdem tazminatını hak edecek şekilde ayrılıp ayrılmadığını bilmediğiniz 5-10 sene sonra ödeme yapacağınız bir işçi için bugünden itibaren bir fona ödeme yapmak sizin işinize gelmez. Yani hiçbir işveren zaten buna kolay kolay kabul etmez. Belki kendi ayrılıp gidecek, belki bilemiyorsunuz. Başka... Tabii ki. Bunu bilemeyiz. Bunu aylık bu fonda aylık olarak mı birikecek, işveren ödeyecek? Evet, aylık olarak bu fonda bir rakam birikmesi planlanıyor. Ama şöyle bir şey de söyleyeyim. Ben 30 yıldır bu mesleği yapıyoruz. Yani 30 yıldır ben kıdem tazminatı fonu çıkacak şeklinde her sene bir haber duyarız. 2 senede bir duyarız. Bu da onlardan biri diye düşünüyorum. Şu anda ben bunun çok da çıkabileceğini düşünmüyorum açıkçası. Özellikle sendikaların da bu konuda çok ciddi tepki vereceklerine eminim. Yani bekleyip görelim. Kıdem tazminat tarafı bu. Emeklilikle alakalı olarak Sayın Abdullah Güler'in söylediği cümlelere baktığın zaman çok güzel şeyler söylemiş. Sürdürülebilirlikten bahsediyor. Haktan bahsediyor. Adaletten bahsediyor. İnsanların ödediği rakam üzerinden maaş almaları gerektiğinden bahsediyor. Yani baktığınızda mükemmel şeyler söylemiş. Yani bunların hepsinin altına imza atılır. Ama 22 yıldır ülkeyi yöneten bir iktidar olarak dönüp baktığınızda emeklilik sistemi nasıl diye, emeklilik sistemi her sene emekli maaşları geri gelmiş Aleyna Hanım. Yani bugün 2013'te, 2018'de 1.4-1.6 asgari ücrete oranı var en düşük emekli maaşının. Düşünebiliyor musunuz? Bugün 17 bin lira asgari ücret artmadığı halde en düşük emekli maaşı 12 bin 500 lira. Eğer o zamanki dönemler kalsaydı 22-23 bin liralarda emekli maaşından bahsetmemiz gerekir. En düşük emekli maaşından. Şimdi söylemler tabii çok güzel ama uygulamaya baktığımızda şu anda ülkenin en dar gelirli kesimi emekliler oldu maalesef ki. Emekliler yıllar yılı bu primleri ödediler ama geldiğimiz noktada ne bir hak ne bir adalet onların maaşlarına yansımadı. Özellikle şöyle düşünün, 9000 gün prim günüyle emekli olan bir Bağkurlu bugün 11.500 lira maaş alıyor. Kök yani maaşa tabi. Düşünebiliyor musunuz? Kök maaşı 11.500 işte hazine yardımıyla 12.500 liraya tamamlanıyor. 9000 gün prim günü ödüyor. Aynı zamanda 3600 prim günü ödeyen kısmi emeklilikten emekli olan biri de o da 12.500 lira.
Şimdi burada adaletten bahsetmek mümkün mü? Haktan bahsetmek mümkün mü? Bunun gibi ilk en düşük emekli maaşı uygulaması başladığında bundan 3-4 sene önce oradaki oran %10 civarındaydı. Toplam emeklilerde en düşük emekli maaşı alanlar. Bugün itibariyle %30'un üzerine çıktı. Yani en düşük emekli maaşı alanların sayısı da gittikçe artıyor Aleyna Hanım. Dolayısıyla ben bunu tırnak içinde söylüyorum. Fakirlikte buluşacağız diye tanımlıyorum. Yani en düşük emekli maaşında bütün emeklilerimiz gitgide orada buluşacaklar. Bunu da buradan belirtmek istiyorum. En kısa sürede aylık bağlama oranlarının değiştirilmesi gerekiyor. Aylık bağlama oranları bizim emeklilik sisteminin içinde insan tutmayı teşvik etmiyor. Bu ne demek? Siz şimdi emekli maaşınızın artacağı umuduyla sisteme giriyorsunuz. Ve bu sistemde daha çok ödeyince daha çok maaş alacağınızı umuyorsunuz. Ama günün sonunda aylık bağlama oranlarındaki bu çarpıklıktan dolayı siz ne kadar çok öderseniz maaşınız düşüyor, ne kadar yüksek öderseniz de maaşınız değişmiyor. Böyle bir sistemde burada kalmanın da bir manası yok diyorsunuz. Şimdi emekli maaşlarını da SGK'nın bütçesini de aktüaryel dengesini de düzeltmenin iki tane en önemli yolu var Aleyna Hanım. Bunlardan bir tanesi şu anda 32 milyon çalışanımız var. Yaklaşık 8,5-9 milyon da kayıt dışı çalışanımız var. Öncelikli olarak bu 8,5-9 milyon kayıt dışı çalışanın sistem içine dahil edilmesi lazım. Burada bence daha da artacağını, önümüzdeki süreçte ben bu rakamın daha da artacağını düşünüyorum. Aynen öyle, aynen öyle. Ama işte aylık bağlama oranlarının artırılmamasından kaynaklı. Bakın aylık bağlama oranlarının artırılması gerekiyor. Yıllardır bunu söylüyoruz. Sistemin içinde kalmayı teşvik etmemiz gerekiyor. Bunu etmiyoruz ve bunu etmediğimiz müddetçe de biz bu sistemde açık vermeye devam edeceğiz. Siz bugün aylık bağlama oranlarını değiştirseniz, yükseltseniz 10 sene, 15 sene sonraya ancak bunun etkisi çıkacak. Düşünebiliyor musunuz? Yani o yüzden böyle bütçeyi bir anda sarsacak falan bir şeyden de bahsetmiyoruz. Ama İslam insanların sistem içinde kalmasını teşvik etmek gerekiyor. Bakın iki tane en önemli şeyden bahsettim. Bir tanesi kayıt dışı. Kayıt dışındaki işte aylık bağlama oranlarının düşüklüğünden ve başka sebeplerden dolayı kayıt dışı çalışanlarımız bizim çok fazla. Bu kayıt dışı çalışanların kayıt içine alınması gerekiyor. Devlet kendi üzerine düşenleri yapacak. Nedir bunlar? Aylık bağlama oranları ve diğer konularda düzenlemelerini yapacak ve teşvik edecek. Aynen diğer tarafta da denetimlerini artıracak ve bu kayıt dışını kayıt içine alacak. Bugün itibariyle devlet bunu yapsın. SGK'nın bir kere bütçesi inanın çok ciddi manada rahatlar. Emeklilere ödeyeceği maaş da bugün %30-40 daha yukarı olur. Bu bir. İki, bugün itibariyle 1 milyon 900 bin 2 milyona yakın kayıt dışı değil onlar. Onlar kayıt içi ama sistemde farklı gösteriliyorlar. Kim bunlar? Stajyer ve çıraklar. 2 milyona yakın stajyer ve çırak var Aleyna Hanım. Bunlar şu anda kısa vade primleri ödeniyor. İşverenler diyorlar ki biz uzun vade primini ödemeye hazırız. Bu ne demek biliyor musunuz? Yaklaşık olarak yıllık 170 milyar TL civarında bir gelirden bahsediyoruz. Burada bu gelirin devamlı olarak sağlanması demek aynı şekilde hem bu insanların haklarını alması demek, özlük haklarını çünkü şu anda emeklilikte geçecek şekilde işe girişleri kabul edilmiyor. Hem onların bu haklarını iade etmiş oluyorsunuz hem de diğer taraftan da SGK bütçesine çok ciddi gelir elde ediyorsunuz. İki tane çok önemli konu saydık. Bir tanesi kayıt dışının kayıt içine alınması, ikinci şu andaki mevcut muazzaf stajyer ve çırakların sistem içine uzun vade olarak alınmasıyla birlikte elde edilecek gelir. Şimdi SGK aktüaryel dengesini düzeltmek için bu ikisini yapmak zorunda. Yapmadığı her gün işte biz burada yine en düşük emekli maaşlarını konuşacağız. Yine biz burada maalesef ki halkın SGK'dan umutlarını daha sonra da beklentilerini ve elde edemediklerini konuşacağız. Bunun düzelmesinin iki tane yolu var. Bunları yapmak gerekiyor. Sayın Abdullah Güler haktan, adaletten bahsetmiş. Çok güzel şeyler söylemiş. İnşallah bunları da duyar. Zaten bu raporlar kendilerinde var.
Bu raporlarla birlikte de bir an önce yürürlüğe sokarak SGK'nın da sistemini düzeltir inşallah diye düşünüyorum. Konuşmalar çok güzel. Dünyaya baktığımız zaman işte Avrupa ülkeleri özellikle onların sistemleri incelendiğini belirtiyor. Orada emeklilik sisteminde 3-4 kişi çalışana bir emekli düştüğünü, bizim ülkemizde bu rakamın 1-2 kişi olduğunu belirtiyor ama... Burada da yanlış bilgi var. Aleyna Hanım bakın, burada bir sözünüzü böldüm, özür diliyorum. Burada ben de araştırma yaptım. Özellikle OECD ülkelerinde ve Avrupa ülkelerinde 4 gibi bir oran inanın yok. Öyle söyleyeyim, bile 4 gibi bir oran yok. Avrupa ülkelerini ve OECD ülkelerini incelediğimizde burada emekli çalışan oranının 1.7 ile 2.7 arasında değiştiğini görüyoruz. Bizde de zaten 1.7 civarında bir emekli çalışan oranı var. Yani Avrupa ülkelerinde de öyle çok bahsettiği gibi 1'e 4 oranlar yok. 4 çalışana 1 emekli şeklinde bir oran yok. Bu oranlar ancak Brezilya gibi, Peru gibi, işte Tacikistan gibi zaten emeklilik sistemleri çok yerleşmemiş ülkelerde söz konusu. O ülkelerde çalışma hayatı bizdeki gibi mecburi sigortalılık şeklinde yürümüyor. Orada ihtiyari sigortalılık var, sadece devlet çalışanlarının sigortalılığı var gibi gibi her ülkenin kendine özgü sistemleri var. Yani bizi karşılaştırırken Avrupa ile karşılaştırmak gerekiyor ve biz Avrupa'daki oranların çok gerisinde değiliz. Ortalamasındayız. Peki burada ne demek isteniliyor? Yani 4 kişiye bir emekli düşüyor derken 4 kişi çalışıyor ve bir emeklinin maaşını mı karşılıyor? Buradan ne anlamamız gerekiyor? Öncelikle onu soralım. Aynen öyle. Şimdi aktüeryel denge dediğimiz şey çalışan emekli oranı. Çalışan emekli oranında 4 çalışan bir emeklinin maaşını ödüyor veyahut da 2 çalışan bir emeklinin maaşını ödüyor. Burada toplam SGK'nın gelirinden bahsediyoruz. Ülkemizde şu anda 32 milyon civarında çalışan var ve 12,5 milyon kendinden 4-4,5 milyon civarında da dul yetim şeklinde maaş alan vatandaşlarımız var. SGK çalışanlardan aldığı parayı emeklilerine ödüyor. Sistem bu şekilde ödüyor. Kendimizi kandırmaya gerek yok. İdeal oran diye ortada bir şey yok. Avrupa Birliği'ndeki ortalama 2-2,5 arasında, biz de zaten 1.7-1.8'lerdeyiz şu anda. Bu söylediğim gerçekleşirse, siz kayıt dışında çalışanları kayıt içine alırsanız, artı olarak bugünkü muazzam stajyer ve çırakları da aynı şekilde sistem içine uzun vade olarak sokarsanız, zaten buradaki oranlar 2,5-2,7'lerin çok çok üzerine bir anda çıkar. O yüzden de yapılacak şey belli. Yapılacak şey önce devlet aylık bağlama oranlarından başlamak üzere sistem içinde kalmayı teşvik etmesi gerekiyor. Bakın, sistem içinde kalmayı teşvik etmediği bir örnek daha vereyim size. Emekli vatandaşlarımız çalışmaya devam ederlerse eğer sosyal güvenlik destekleme primi kesiliyor kendilerinden. Bu sosyal güvenlik destekleme priminin hiç dönüşü yok, biliyor musunuz, o çalışanlara? Boşu boşuna ödeniyor. Zaten ben emekli olmuşum, bir kere emekliliğime katkısı yok. Ben tamam, madem çalışmaya devam ediyorum, bu da benden kesiliyor, o zaman bari emekli maaşıma biraz katkıda bulunsun. Hani biraz arttırsın. Çünkü benim adıma prim ödeniyor. O primden de birazcık bana ver ki ben de sistem içinde kalayım. Ne oluyor böyle yapmadığı için? Devlet şu anda böyle bir katkı sunmuyor, emekli maaşını artırmıyor. Böyle bir katkı sunmadığı için de ne oluyor? Çalışmaya devam ediyorlar emeklilerimiz. Ama kayıt dışı çalışmaya devam ediyorlar. Çalışacakları şirketlere diyorlar ki ya ben zaten emekliyim, beni herhangi bir şekilde göstermene gerek yok. Ne sana faydası var ne bana faydası var. Bu böyle gitsin diyorlar. Yani bunun gibi pek çok örnek verebilirim. Devletin bu bir kere sistem içinde kalmayı teşvik edici kanunları çıkarması gerekiyor. Ondan sonra vatandaşa dönüp bakın ben sistem içinde kalmayı artık teşvik ediyorum. Burada sizin de menfaatleriniz var ama sistem dışına çıkanı da kayıt dışı olanın da canını yakarım diyerek denetime çıkması gerekiyor. İşte bunu yaptığında o zaman doğru iş yapmış olacak. İlerleyen günlerde göreceğiz bakalım Abdullah Bey'in söylediği şeyler ne kadarı hayata geçecek. Peki, çok teşekkür ederim katkılarınızdan dolayı. Estağfurullah, kolay gelsin Aleyna. Teşekkürler. Sosyal güvenlik uzmanı Murat Bal yayın konuğumuzdu. Burada noktalıyoruz. Bir sonraki programda yeniden görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.